Mesela selamlar, merhaba arkadaşlar. Ben oldukça kısa konuşup tartışmaya zaman ayırmak istiyorum. Sabahki tartışmaya aslında şöyle dedim. Sabah o kadar güzel tartışmalı oldu ki bu böyle bir ihtiyaç yok ama tabii ki Ahmet Bey biliyor musun? Ahmet Bey'in ne kadar güzel konuştuğunu ama gene de artık siz de katılın hep beraber tartışalım diye söyleyeceğim. Kısa tutmaya çalışıyorum. Aslında demin kemer de çalınırdı, o çalınsaydı ben daha hızlı konuşabilecektim. Şimdi havada bilmiyorum. Şimdiye göre arkadaki sese göre şey yapacağım. Arkadaşlar bundan önce bir panel yapılmıştı. Kanlı Pazar'ın yıl döneminde bir Taksim'de bir panelde gelen arkadaşlar vardı. İhsan Hocamızı ben Hocam ilk defa orada görme mutluluğuna gelmiştim. Orada şöyle konuşma olurdu. Acaba biz işbirliği yapabilir miyiz? İttifak falan bir arkadaşlar işte ittifak olabilir. Lübnan'da nasıl Lübnan Komünist Partisi, Hizbullah'ın ana gücü olduğu partinin içinde böyle bir şey. Ben ise tabii ki öyle düşünmüyorum. Teknik diye düşünüyorum, ittifak falan değil. Ben ona şöyle demiştim, sosyalizm dediğimiz ne? Sonuç olarak yoksulların, ezilen halkın, emekçilerin iktidarı. Yani Türkiye'de sosyalizm olsa Müslüman emekçi iktidara gelecek herhalde, başka kimse gelecek değil. Şimdi son zamanlarda beni heyecanlandıran birkaç ismi veriyorum. Çünkü İhsan Hoca'nın yazılarını okunca müthiş heyecanlandım. Yani ben son yıllarda heyecanlanan, hep arayış içinde olan bir insan olarak heyecanla şöyle, Mehmet Beköroğlu'nu tuttum. Duruş. Tokat Derneği ilk defa gördüm internette 1 Mayıs'ta görüyor. Yani işte bu, yani bir duruş. Sonra ve bunlar böyle insanı heyecanlandıran işler olarak oldu. Ben 68'de İstanbul'a göç ettiğimiz zaman ailemizle böyle evimiz yoktu. Bir hafta kamyonda yattık 8 kardeştik. Gazi Osman Paşa'da bir ev oldu. Bir şey yaptık, yerleştik. Birkaç ay sonra bir gürültüler geceleyin ya ne oluyor falan baktık. Beret grevi var. Burada Beret grevini bilen var mı arkadaşlar? Mehmet şey buradan gitti galiba. Mehmet Güneş orada hatırlardı tarihini. İşçiler grev yapıyor. Fakat bizler grev kılıcı. Bir grev kılıcı da bizim karşıdaki komşumuz. İşçiler gece yarısı sen grevi nasıl yaparsın diye bunun önüne gelmişler. Ben de işçi hareketiyle, emek hareketiyle orada tanıştım ve o zamandan beri de sempati duymaya başladım. Üniversite öğrenciyken daha çok böyle öğrenci hareketinde daha çok işçi hareketine şeydim. Burada aslında Kemalizm ilişki konusunu da getireyim. Şimdi onun köy bölgesi partiler seçime girerdi, biz de oy verdik. Ben öğrenci olarak oy veriyorum. Ben hep böyle reformist partiler oy. Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi gibi partiler veriyoruz. Ama bakıyordum devrimci sosyalist arkadaşlarımız hep CHP oy veriyorlardı. Ama onlar devrimci değil, biz hep reformist değil. Dergiler çıkmaya başlamıştı. Tam da ismi hatırlamıyorum. Bir İslamcı bir dergi vardı ve Emek Dünyası sayısı yapmıştı. Hatırlıyor musun? Zaten hatırlayan var mı? Orada bir işçi mektubu vardı. Ya dedim, son anda gülüyorum dedi. Baktım Emek Dünyası. Dedim içinden ki yine komünistler bir şey çıkartmıştı. Fakat diyor yakından baktım aldım bizimkiler. Ya diyor işte bu kardeşim bizim hakkımızı kim savunacak falan filan diye böyle bir yazı beni çok duygulandırmış. Yani ona o kadar uzak bir öyle öteki ki o ama kendinden birisi görünce aslında bu şu anda da yaşanıyor. İşte ben de duydum olayı. Keskin işçileri ya tamam kardeşim buraya bütün solcular falan geliyordu. Ya bir Müslüman yok mu kardeşim bizi savunacak diye arayışa geçiyorlar. Sonra galiba İhsan Hoca'yı buluyorlar. İyi ki Müslümanlar var yani bu ülke. Bir de son yaşadığım olay. Antalya'daydım. Ben böyle pratik konuşmayı severim arkadaşlar. Yani teori beklemeyin beni. Zaten bu benim pratik bölümdü. Bizim göğüs hastalıkları kongresi bütün işte profesör şurup falan çoğunluk hali şey CHP'li falan. Ya hocam sen ne yaptın? İşte şeriatçı falan nasıl olur böyle bir şey? Şeriatçı dedim bana göster de elini öpeyim dedim ya. Ben de bir tane Müslüman kalmamış. Nerede şeriatçı? Herkes paraya kapıyor. Nerede? Şimdi arkadaşlar, biraz da komik tabii ki, biraz da teoriyle pratiği bu yaşta bir yerden gelmek lazım. Benim bildiğim kadar, ben şimdi hani beni tıbbi bilimlerle uğraşıyorum bu konuda. Tabii pratik siyasetle ilgileniyorum, siyaset teorisiyle demin sabah tutup bakıyorum. Yani doğru hiç yapamayacağım ama
Yani bildiğimiz modern politik kimliklerin iki tür kaynağı var esas ana olarak. Bir, hükümete, bir devlete karşı, o devletin, ulus devletin genellikle bu, çünkü modern politikadan bahsediyoruz, onun dışladığı kimlikler. Yani etnik ve dini veya mezhebi kimlikler ve merkezi devlet karşısında o merkezi devletin baskıladığı kimliklerin mücadelesi bir politik alan oluşturuyor, bir politik akım oluşturuyor. Diğeri de o ülke temel kapitalizm çağında yaşadığımız zaman da emek sermaye temelinde, yani zengin yoksul, ezen ezilen temelinde bir siyasal kimlik var. Yani modern siyasal kimlikler ve partiler bunlar etrafında, bunların kombinasyonu veya yalnız başına bir tanesi olarak şekilleniyor. Şimdi Türkiye tarihine baktığımız zaman, Türkiye'nin Osmanlı'nın sol dönemine şimdiki tarihine bakalım, büyük süreç olarak, esas olarak merkezi devlet karşısında baskılanan kimliklerin mücadelesini görüyoruz. Ve muhalefet bu. Yani muhalefet İslami hareket, muhalefet Kürt hareketi. Asıl muhalefet. Öbür muhalefet, sınıf mücadelesi, emek mücadelesi ise daha geri planlardan, aşağıdan işleyen ama daha geri planlarda kalan bir hareket ve sabah oturumda da çok doğru şekilde söylediğim gibi birinci olan o alan. Ve biz burada kimlikleri böyle görüyoruz. Şimdi ben bazı pratik soruları, siz biliyorsunuz bu kadar politika ile ilgilenirsiniz ama soruyorum. 1950 seçiminde sosyalistler kime oy verdi? Beyli Cevap'a kime oy verdi? Mehmet Aleyman kime oy verdi? Arkadaşlar ben o kadar parti oy verdi. Bazıları maalesef mi diyor bilmiyorum ama evet, bakın şimdi. Çünkü orada gerçekten biz Küçük Ömer'in şeysiyle orada gerçekten böyle bir şey vardı. Bu tam olarak doğru anlamda söyleyeyim ama sağ sol kim, sağ kim? Orada asıl olan, asıl baskılayıcı gücü olan bürokratik yapı, asker ve sivil bürokrasi karşısında halkın şeysi. Demirel bunu şöyle söyledi, çok iyi kullanırdı. Millet ve devlet derdi. Çünkü Türkiye'de o tarihten bu yana uzun süredir devlet soldur, millet sağdır. Gerçi bu milletin içindeki mücadele henüz tam olarak açığa çıkmış, kendini ifade etmiş değil diye bir sınıf mücadelesi olarak ama bir devlet yöneten yönetilen ilişkisinde böyle bir hal vardı ve zaten onun için de CHP'li solcular hep sandıktan korktular. Çünkü sandık geldiği zaman zaten millet olarak çıkıyordu, başka şeye bakmıyordu ama oyunu verdi kendinden olarak. Çünkü siyasal kimlikler esas olarak yukarıdan aşağıya dayatılan bir modernleşme, batılılaşma süreci ve buna karşı halkın tepkisi, ulus devlet tek bir kimliğe, etnik kimliğe dayanan ulus devlet dayatması yapan karşı tepkiler olarak şekillendiği için muhalefet böyle şekilleniyor. Modernleştirici devlet onun ajanları olarak aydınlarda tabii ki her zaman devlet yalnız orada yine silahlı mücadele yaptıkları zaman bile böyle bir ilişki sürüyor. Dolayısıyla kimlikler böyle oluşuyor. Şimdi bakın Türkiye'de sol deyimi kitlesel olarak şimdi eski şeyleri çok küçük hareketler bunlar, toplumsal şeyleri karşılıkları yok. Sadece entonasyon hareketleri okunması var. 60'tan sonra bakalım. Ne zaman ki ameliyatlar siyaset yapmaya soyunuyorlar. Türkiye İşçi Partisi gerçekten bir işçi hareketi tarafından kuruluyor, sendikacı tarafından kuruluyor. Bizimkiler lazımsa biz yaparız diyorlar. Ve Türk ilk defa ortalama solu projesi açıklanıyor. Kim tarafından? Devlet Partisi tarafından ortalama solu projesi geçiyor. Ve zaten kitlelerin solu algılayışı da Türkiye'nin uzun yıllar boyunca bu CHP'nin yaptığı iş olarak algılanıyor. Ve zaten buna karşı bunu iddia tarafıyla Demokrat Parti, işte CHP, ondan sonra da Adalet Partisi, CHP ve halen önemli şekilde bu kimlikler devam ediyor. Ve Türkiye'ye tabii doğal olarak asıl kimliği Müslümanlık olan büyük kitlelerin bu ayrıma böyle dayatılan bir siyasal ikilemde CHP karşıtı olması gayet rahat açıklanabilir. Peki bakın Aleviler mesela, Aleviler şu anda CHP'ye en çok veren kitleler. Aleviler neden böyle? Çünkü Aleviler de aslında ilk seçimde biliyorsunuz Demokrat Parti'yi destekledi. 50'de seçime Demokrat Parti yakınlar. Fakat daha sonra Türkiye'de kısmen demokratikleşme olunca artık kitlelerin oy gücü ortaya çıkınca sağ politikacılar ne yaptılar? Kitlelerle biraz önünü açmaya başladılar. İslami kimlik görülür olmaya başladı. Kamusal hayattan tamamen dışlanan kimlik. Kısmen görülür olunca kendini azınlıkta hissedenler tabii ki şeye sığındılar. Devletin o yönüne sığındılar ve böyle bir kimlik oluşuyor. Ta uzun yıllar hep böyle bir kimlik. Yani CHP bir modern batılı yaşam tarzını savunanlar ve Alevi kitle tarafından desteklendi. Diğer tarafı ise yoksullara, halk kesimlerine dayandı. Ama burada sınıf yok değil. Burada var. Ama bu sorun çözülmediği müddetçe de hep örtülmüş olarak var. Türkiye İşçi Partisi'nin kısmen çıkarttığı sınıf kimliğini çıkarttığı mücadele büyük zaaflara uğratıldı. 60'tan sonra biliyorsunuz. 60'tan sonra kitleler mücadelesi yerine devrimci, tırnak içinde devrimci grup ve örgütlerin kitle adına devrim yapma şeyi ön plana çıkınca zaten bu bağlantı tamamen kesti. Burada bir ara şey vardır, Ecevit dönemidir. Arkadaşlar Ecevit aslında 60'ların emek hareketinin bir sonucu olarak da kısmen ama bir de kullandığı dildir.
Yani halkçı dile olabildiği kadar yakın. Klasik Kemalistler halkçı dile. Tabii ki ilk Ecevit'i kastediyorum. Gençler ikinci Ecevit'i bilirler, o başka bir şey. İlk Ecevit'ten kastediyorum. Halk o dile yaklaşarak kısmen alabilmiş için o da kısmendir. O da kısmendir. Dolayısıyla Türkiye tarihinde hep böyle bir karşılık var. Dolayısıyla da aslında işçiler, şimdi bir tane şey örnek veriyorum. Şimdi en son seçimde Birleşik Metal, Türkiye'nin en sol sendikası biliyorsunuz. Yöneticiler de sol arkadaşlarımız. Ya bir anket yapılıyor, Birleşik Metal üyesi işçiler burada. Bırakınız sendikasızları, Türk İş üyesinin sendikasızları, sigortasızları. Ya en son seçimde, 2000 seçimlerinde, 2002 belki, 2007, 2002 seçimlerinde. %90 AKP veya MHP. %90. Kendi anketi. %10 CHP. Bunda niye CHP var diye bir işçilerde CHP veriyor. Tuhaf bir şey. Yani şaka yok. Alemçoğlu. Bu kimlik böyle. Sivas'ın bir köyüne gidiyorsunuz. %100 AKP. Şimdi sizi de göreceksiniz yani. İnceleyin. Bir köyüne gidiyorsunuz. %100. %100'ü yakın CHP. Fark ne? Hadi. Bu gerçeklik. Böyle bir kimlikleşme var. Bakın sabahleyin bahsedildi ölüm oruçları. Ölüm oruçlarında ölen saygı duyuyorum. O ölenlere ama politikaya saygı duyuyorum. Ölenlere saygı duyuyorum. Ama ölen arkadaşlarımızın kaç tanesi sünniydi arkadaşlar? Biliyor musunuz? Bir. Galiba bir tane. Bir. Şimdi neden böyle? Böyle bu Türkiye siyasal kimliklerin oluşumu bu kimlikler temelinde oluşan bir şey ve hala bunu sürdürme şey var. Ama arkadaşlar bunu iyi niyetle aşılmaya çalışılsa da bu tek başına iyi niyetle çözülecek bir sorun. Hayatın değişimiyle ancak aşılabilecek bir sorun. Şimdi yeni bir soğuk savaş bitiminden sonra bunun aşılması yönünde önemli imkanlar ortaya çıkmıştır. Bir soğuk savaşın bitimi, aslında soğuk savaş bitimi Türkiye'de uzun sürdü. Ben de soğuk savaş bitimi Türkiye'de ve iktidarı ve onun yaşanması. Şimdi ne dersek diyelim, kitleler arasında şöyle bir şey vardı. Şu memlekette alnı secde edeyen bir cumhurbaşkanı, alnı secde edeyen bir başbakan, alnı secde edeyen bir millet meclisi başkanı olsa her şey düzelecek. Alnı secde edeyen üç büyüğümüz de oldu, Allah'a şükür. Temel ilişkilerde de değişti. Ama bu sorun o dediğimiz o algıda değişti. O algı değişti. Yani yöneten ikisi etrafında muhafaza ki yoksul halk kitlesinin o kesime oy verme olayı oluştu ve bu değişti. Şimdi bir kendine Müslüman diyen hükümet döneminde yani normal bir dönemde. Zaten Türkiye'de hükümete Müslüman olması gerekirdi normal oluşumlar. Dönemde o zaman ezme ilişkisi yeni bir döneme giriyor. Ve bu dönemde işte arayışlar ve bakış açıları yeniden oluşuyor. Yani tabii İhsan Hoca'ya sorarsak, İhsan Hoca diyecek ki ben zaten Müslümanlığı böyle algılıyorum. Tabii ki bir materyalist'e sorarsanız o diyor ki hayatın koşulları değişti, İhsan Hoca'ların ortaya çıkması için zemin oluştu. Hangisinden olacağınızı ben karar veremem, ben söyleyemem ama ikisini de söyleyebilirsiniz. Çünkü kurulu bir metni, bir kanağa döndürünü böyle veya şöyle yorumlaması o metnin özünün ne olduğunu tanrı yok, o metnin özünün ben adalet ve eşitlik olduğunu inanıyorum. Çünkü zaten bütün dinler bunun için çıkmış. Hocanın dediği gibi adalet devrimcidir yani. Var olan ezilme ilişkisini değiştirmek için çıkar. Ama o metnin zaman içerisindeki yorumu o ülke içindeki iktidar ilişkileri tarafından değiştirilir. Bir takım kanaat önderleri çıkar, bunlara belam deniyor. Hocam belamlaşma diyor. Bizim başkanımız parti başkanı öyle söylüyor. Belam. Birileri çıkar öyle yorumlar, birileri çıkar böyle. Ama neden birileri öyle yorumlar da birileri böyle yorumlar? Bunun da tarihle ilişkisi, koşullarla ilişkisi vardır. Ama tabii ki inanan bir samimi inanan bir Müslüman hayır der. Zaten özü budur der. Ona da saygı duyuyorum. Zaten özü bu der. Ama bir materyalist de şöyle diyor. Aslında hayat değişti. Şimdi evet çünkü böyle bir hükümet olmasaydı belki başka türlü muhalefetler daha az olacaktı, olmayacaktı. Böyle bir dönemdeyiz. Şimdi arkadaşlar aslında o kadar bir iyi bir zemin var ki Türkiye'de bu işlerin değişebilmesi için çok ciddi bir zemin olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi ben hep baştan beri hep böyle siyasetle işçi hareketiyle ilgilendim. Şimdi Çelebi Sendikası işçilerin ismini söylemeyeyim. İşte Halk İş'e bağlı bir. Bakıyorsun işte diyoruz burada olmamız lazım.
siyaset olarak olmamız lazım, işte etkilememiz lazım falan filan. Farklıya gidiyorsun, farklıya var 900 kişi, 450 kişi vakit namazı kılıyor peşinde. Böyle bir fark. Şimdi burada ne anlatacağız? Ne anlatacağız? Ancak şöyle diyebiliriz. Bu ülke Müslümandı, bugün de Müslüman, yarın da Müslüman olacak ama Müslüman nasıl bir şey olacak? Hayata nasıl bakacak? Ekonomiye, siyasete, buna baksın. Ve böyle bir şey diyoruz. Veyahut da işte, yani demin aynı şey işte, mesela bu çok başka bir siyasi hakimiyse, sendikal kimlik. Biliyorum, Birleşik Metal'in en büyük iş yerine, şu anda Birleşik Metal gibi sol bir sendikanın temel iş yeri, 1500 kişilik fabrika. Ya bu kim acaba buradaki temsil yaklaşan kim, bunlarla bir şey yapabilir miyiz falan. Bakıyorum, zaten işte Saadet Partisi'nin şeysiymiş, yöneticisiymiş. Şimdi Halkın Sesi Partisi yöneticisi. Yani o fabrikanın önderliği var. Veya tersi de olabilir. Hak işe bağlı bir işlere gidiyorsunuz, orada sevilen bir insandır ama çoğunlukla tersi de. Çünkü gerçek demokratik özgür seçimler yapıldığı zaman insanlar tabii kendine daha yakın insanları seçiyorlar. Şimdi arkadaşlar, siyasetteki bu kimlikler etrafındaki oluşan taraflılıklar değişti. Türkiye'de bundan sonra bu ortak coğrafya, ortak şey içerisinde, coğrafya içerisinde ve bu normalleşme, yani hani devletle milletin diyelim o yakınlaşması, onu, ama tamam devletle millet yakınlaşıyor ama millet homojen bir grup değil. Milletin içindeki egemenler o devleti şimdi kendi yönüne dönüştürüyor. İşte ona karşı mücadele zaten burada Sabahleyen söylediği gibi zaten kendi kültürümüz algımız içerisindeki bir mücadele haline gelecek. Onun için dine karşı din, tabii ki sadece bu olmayacaktır. Dine inanmayanlar veya başkaları da mücadele içinde olacaklardır. O, eğer o arkadaşlar, çoğunluk olan kesim, onun sabahki konuşulan gibi adalet yönünü öne çıkardılarsa. İhsan Hoca bana öğretti, bana dedi ki, şöyle düşün dedi, bir toplumda adaletsiz yöneten bir Müslüman hükümet var. Ona karşı biz dedi, adaletle yöneten gayrimüslimleri tercih ederiz. Ben de böyle öğrendim bunu. O zaman evet hiçbir sorun yok. O zaman hiçbir sorun yok. Zaten adalet ve özgürlük mücadelesinden başka neyi istiyoruz ki diye düşünüyorum ben. Türkiye'de bunun yolunun açık olduğunu düşünüyorum. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Aslında söyleyeceğim bir şey daha var. Sabah tartışmaya, yani devrimcilik, reformcilik tartışmaya gidiyor. O önemli bir alan. Türkiye'de sol hareketin geçmişiyle çok ilgili. Bundan sonraki olaylar belli. Arkadaşlar, bir ülkede serbest seçimler yapılıyorsa, bizdeki gibi %10 barajlar olmasına bir sürü antidemokratik yönleri var ama bu ülkede 1950'lerden beri, 46 seçimleri zaten değil, 50'den beri serbest seçimler yapıyor. Bir sürü baskı var burada. Sermaye egemenliği şu bu ama sonuç olarak siyasetle önemli olan algılar. Kitle nasıl algılıyor? Kardeşim serbest seçim oluyor. Sen de partini kurmuşsun, işçi parti misin, komünist parti misin? Gir buraya, kaz. Şimdi kitlelerin özgürce, tırnak içinde de özgürce değil, kullan, mutlak değil. O verdiği bir ülkede kitlelere ikna etmeden, onların bizzat kendi hareketleri olmadan hiçbir devrimleri olmaz. Bakın dünya tarihinde de seçilmiş parlamentonun yönettiği hiçbir ülkeden bir ihtilal başarıya ulaşmamıştır, olmamıştır, doğrudur. Bakın tekrar tarihe bakın. Bütün mücadeleler yönetici sınıfın bu demokratik usullerden çıkıp onun yerine baskıcı diktatörlük olduğu zaman, yani bir burjuva hükümeti faşist bir hükümet, her burjuva hükümeti faşist değil. Fransız hükümeti de burjuva, Rusya da burjuva, işte Mısır hükümeti de ama farklı farklı yönde kullanılıyor. Değil mi? Demokratik seçimin olduğu bir ülkede halkı ikna etmeden, halkın öz kararı ve öz örgütlenmesi olmadan yapılan hiçbir şey gerçek anlamda devrim falan değil, zaten bu anlamda bir iktidar olmaz. Dolayısıyla kolay yol yoktur. Gerçek bir yol vardır. Uzun süreli bir, Gramsci'nin deyimiyle bir menzil savaşı. Karşınızdaki adam zora dayanıyorsa, basit zora dayanıyorsa, size silah dövdürüyorsa, siz de daha kuvvetli silah bularak iktidar yapabilirsiniz. Ve meşrudur bu, gelebilirsiniz ama o ikna ile yönetiyorsa ki, şu anda arkadaşlar iknalara çok artmıştır. Çünkü halkın kalbinde ve gönlünde olan bir siyaseti ve bir liderliği almıştır. Egemen güçlerin eline vermiştir. Çok güçlü bir iknaya dayanıyor. Nedir bu? Refah Partisi hareketinin getirdiği, daha işte milli görüşme getirdiği, geldiği, fazilete kadar geldiği bir şey, halkın gönlünde, inancında, kalbinde yaşayan bir hareketi almıştır ve sistemin en güçlü ve ara yapmıştır. Nasıl bunu değiştireceksiniz? İkna etmek zor ama evet böyle. Zaten mücadelede bu zorlukları taşıyor. Böyledir bu işler. Ha, başımızda böyle
sopalı bir adam olsaydı daha büyük sopa kurarak devrim yapardınız. Ama buradaki devrim ancak halkın kendi özel gitlenmesi ve meşru yollar için, meşru zeminler içerisinde siper savaşı vererek, siper savaşı kazanarak, sivil toplumu istila ederek, toplumu istila ederek, sivil toplumu, siyasal toplumu oradan istila ederek gelişecek olan bir şeydir. Hani bu devrim falan şeyini de benim bakışımda durur. Ve dolayısıyla zaten aslında her gerçek hareket de, sınıf hareket şeydir, her gerçek hareket de zaten bir şeydir, bir birliktir arkadaşlar. Hiçbir hareket, hani bir takım İslami veya sosyalist devrimci gruplar olabilir. Bunlar ama bir parti değildir veyahut da bir geniş şeyi temsil etmez. Ama bunlar meşru olabilirler ama bir şey, gerçek bir siyaset her şeyden önce bütün bu ortak talepleri, ortak değerler etrafında mücadele farklı farklı bir türlü rengin ve yapılanmaların mücadelesi sonucu oluşan bir şeydir. Dolayısıyla hiçbir tekil bir alanın, kişinin veya da grubun eseri olamaz. O bütünlüğün, o renkli bütünlüğün eseridir. Dolayısıyla bu hani dönüşüm sürecinde ben böyle bakıyorum. Bir son sözde Cem Somer Hocam şimdi sabahıyla oldu. Cem, ben de öyle düşünüyorum. Ama mesela başka türlü ifade ediyorum ki, diyorlar ki en son keseceğim hocam tartışmaya zemin hazırlasın diye. Şöyle, ya diyor nasıl yapacaksınız? Bu kadar dünya egemen güç varsa, küresel güç varsa nasıl bu işi değiştirecek? Çünkü bizim partimiz, ben şu anda yönetim parti diyor ki dünya ve Türkiye düzenini değiştireceğiz. Tabii ki bir anda dünyadan kopacak, bir anda dünyadan kopacak bir şey yok. Uzun vadeli bakarsak, demin Cem Osman Hoca'nın özlediği tedbirler yanında, aynı zamanda bence, aynı zamanda başka bir dünya ilişkisi kurduğumuz ölçüde, yeni bir dünyanın nüvelerini kurduğumuz ölçüde, onu bu ülkede, bu ülkede nasıl kurarız onu? Bu ülkedeki farklılıkları birleştiğimiz ölçüde, Kürt sorununu çözdüğümüz ölçüde, İranlıları sorununu çözdüğümüz ölçüde, Alevilerin sorununu çözdüğümüz ölçüde zaten buradan başlayabiliriz. Geliriz Orta Doğu coğrafyasındaki halklarla, ki o halklar herhalde, o Müslüman halklar herhalde böyle yönetimleri hak etmiyorlar. Hiç kimse bence Batı'nın vaziyetinden daha adil ve demokratik bir yönetim hak ediyorlar. İşte orada onu genişleterek ve bütün ezilen mazlum ulusların Latin Amerika'sıyla, Güneydoğu Asya'sıyla yeni ilişkiler ağı oluşturarak eskisinden kopabiliriz. Yani yeni bir dünyayı kurduğumuz ölçüde eskisinden gerçek anlamda kopabiliriz. Ve bu da olabilir bir yoldur. Olabilir bir yoldur. Burada olan herkesin de zaten bu olabilir yol için mücadele ettiğini, o amaç için olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben bu kadar kesin. Aslında size şu fırsatı vermek istiyorum da hem sabah oturumu, şimdi sorularım varsa sorun ama sabah oturumu da zaman kaldıysa onlara da sorun. Bakın hocamız burada, Cem Sümer Edemiz. 35 dakikamız var, fena değil. İhsan hocamız burada, çok teşekkür ederim.